Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yağmur, kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber, bugün o büyük gündeyiz. Gerçekten çok önemli bir gün, önemli bir video. Bunları sizlerle paylaşmak. Biliyorsunuz ki bütün ameliyat süreci, balkondan düşme sürecim hep beraber hepsini yaşadık. Hepsini gördük. Yatmalarım, kalkmalarım, tuvalete gidemeyişlerim, bütün acılar vesaire, bunları konuşacağız zaten. Bugün ama az çok da anlamışsınızdır. Size güzel haberlerim var. Güzel haberlerle geldim bu sefer. İnşallah yani. Birazdan göstereceğim zaten. Arkadaşlar artık az buçuk yürümeye başladım. Evet, bir alkış istiyorum sizden. Bir tebrik yorumları bekliyorum. Yorumları doldurun arkadaşlar. Tebriğe ihtiyacım var yani. Gerçekten tam normal süresinde aslında. Normal süresini toparladım ama yine de iyi toparladım. Yine de iyi ilerledim. Tamamen öyle gerçekten. Bu süreci zaten sizlerle hep beraberdik. Birazdan şimdi göreceksin nasıl yürüyorum, yürümem falan filan. Tabii ki bir normal insan gibi şakır şukur yürümelerim. Veya ben mesela eskiden çok hızlı yürürdüm. Bana şey yetişemezdi kimse benim yürüyüşüme. Öyle yürüyüşler yok tabii. Onları artık ne zaman geçeriz bilmiyorum. Vücut kendi toparladıkça kendin onu hissediyorsun. Hani kendin okey olduğunu hissediyorsun. Öyle yapabiliyorum mesela zaten. Yürümeyi falan da öyle denedim. Şimdi anlatacağım size. Ama tabii ki öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Videoyu mutlaka beğeniyoruz. Videoyu beğeniyorsunuz, abone ettiriyorsunuz herkese. Siz abone oluyorsunuz. Yorumlarınızı bekliyorum. Tebrik yorumlarınızı bekliyorum gerçekten. Beğendiyseniz, videoyu beğendiniz. Bak yine soracağım. Abone olup olmayanları da görüyorum yani. İzliyorsunuz, abone olmayanlar var. Şimdi ben kalkacağım. Bismillah diyoruz. Bu şekil kalkıyoruz. Bakın size doğru geleceğim. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bu şekil. Ay çok şükür Allah'ıma, sizi geriye alacağım şimdi. Bilerek de annemden şu an yardım istemedim. Birazdan o beni çeker zaten tam yürüyüşümü. Şu an kendim yapabildiğimi de size göstermek istedim. Bakın. Şimdi bakın böyle geriye gidiyorum. Ay çok şükür banyo yaptım bu arada, saçlarımın haline bakmayın yani. Arkadaşlar bin bir şükür Allah'ıma yani. İnanılmaz bir şey. Şu an şöyle durabilmek inanılmaz bir şey. Gerçekten emekleyerek yürümeyi öğrenme gibi bir şey oldu. Ben bu sürecin daha tabii ki 2 aydır bana doktor, ama ben diyordum ki abi herhalde ben biraz ayaklanırım, ben kendimi de biliyorum falan filan derken tabii ki her şey aşım aşam oldu. Önce yan yatıyordum, öyle kalkıyordum. İşte ilk oturduğum, biliyorsunuz ki doktor kontrolüyle, yarın da kontrolümüz var ortopedi. Yine bu kırık için. Yani bence kaynamıştır mı acaba? Tabii bilemem. Ama ağrıyor. Çok ayakta duramıyorum. Hani çok fazla da yürüyemiyorum. Öyle uzun yürüyüşler bilmem ne. Hani normal bir insan vücudu gibi de düşünmeyin. Çünkü şöyle söyleyeyim. Benim omurgamdaki viralardan dolayı belimde farklı bir hissiyat oluyor. İllaki oluyor yani. Orada bir şey olduğunu hissediyorum. Biraz da bakın. Bismillah, yeniden kalkıyoruz. Kazık gibi yürüyorum. Ben öyle diyorum. Bak şöyle yan dönüyorum. Haydi bir bakın, bir tebrikleri bekliyorum yorumlara. Böyle bu şekil topallayarak çok şükür oldu. Şimdi ben bunu nasıl yaptım, bu yürüyüşümü? Doktor daha bana yürü demedi. Daha doğrusu kontrol yarın zaten. Büyük ihtimal o da yürü diyecek. Yürüteçle yürüyebilirsin diyordu. Ama insanın da tabii ki 2 ay olduğu için ben denedim bu arada. Asla bir tavsiye değil. Denedim bir kendimi şöyle bir, önce bir tek başıma kalkmayı denedim. Hani yürüteçsiz kalkmayı denedim. Sonra bakayım adım atabiliyorum. Aa, atıyorum. Bir de asla hani ekstra bir acı ağrı olmadığı için okey, gayet şu an iyiyiz. Çok şükür arkadaşlar, yani yıllar boyu gibi geldi bana. Ben duvarın rengini ezberledim. Perdenin desenini ezberledim. Burada sırt üstü yattık. Ne kadar süre ya? 2 ay boyunca. Ve asla abartmıyorum arkadaşlar bu yaşadıklarımı. Bunun hakkında da bir şey söyleyeyim. Reelsel TikTok'lar atıyorum. Siz de takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Ben sizi birazcık daha yanıma alayım mı? Gelin benimle. Bak böyle yürüyüşüme bakın. Şimdi birazdan tuvalete kadar yürürüm, onu da görürsünüz. Bu süreci asla abartmıyorum, olduğu gibi tamamen yansıttım. Ben bu süreçte, çünkü bu sürecimden başka ne paylaşabilirdim? Ben sırt üstü yatarken ne paylaşayım, ne verebilirim? Yani bütün hayatımı paylaşabilirim ancak yani. Bu aşamaları paylaşabilirim. Ki birçok kişiye de moral oldu, yorumları geliyor. İşte senin sayende ben de güçlendim, moral oldu, beni motive ediyorsun, çok güçlüsün. Ben de gerçekten senden hani güçlü olmayı öğrendim diye gerçekten çok yazanlar var. Gerçekten yalan söylemiyorum. O videolarda mesela bazen şey yorumları da geliyor. Abarttın. Aa, iyi ki bir düştün. İyi ki bir düştün ne ya? Kardeşim sen şunu ayağına buksan,
Şu serçe parmağını bir yere vursan 10 saat ağlayacak adamsın. Değil mi? Yani sinirlendi. Öyle yani. Gerçekten insan başına gelmeyince anlamıyor ama. Keşke işte başına gelmeden anlasa, değil mi? Başına Allah kimsenin vermesin böyle bir şey. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. De hala da kolay değil tabii ki. Ama çok şükür bir tebriklerinizi bekliyorum dediğim gibi. O zaman birazdan annem de gelsin böyle tuvalete yürürken falan filan bir çekelim. Görün sizde nasıl oluyor. Böyle bismillah diyorsun, kalkıyorsun. Sonra daha çok sağ ağırlık veriyorum. Ay inanılmaz bir mucizeydi gerçekten benim için. Yani şu an size çok normal geliyor aslında bir insanın yürümesi sonuçta ama bakın eğildim de. Hadi o zaman bakalım tam yürüyelim göstereyim size. Biraz yoruldum arkadaşlar. Şimdi oturdum. Biraz ayakta durduk ya. Şu yatağı da inşallah bir gün kaldırınca bakalım kontrolü falan da gidelim. Ondan sonra şu yatağı da kaldırınca inşallah yani benim orası artık çünkü şey oldu. Unutamayacağım bir bölge benim için orası. Bakalım. Arkadaşlar şimdi ay size gösteriyorum. Bu şekil biraz kazık gibi ama böyle yavrum yürüyoruz. Gerçekten tabii ki bir mucize gibi bir şey evet, yani. Evet maşallah. İnsanın sana vücudu demek ki toparlıyor terliklerim. Olay olay bakıyorsunuz. Bugün de böyle bakalım. Şu an böyle yapabiliyorum, yürüyebiliyorum. Bir kısım yani uzun yürüyüşler değil dediğim gibi. Ne yapacağız? Birazcık kendimize gelelim. Kuaföre gideceğim arkadaşlar. Fön çektireceğiz. Orada da zaten görürsünüz. Gideceğim hadi. Orada oturacağım. Oturduğum yerden fön. Bir şey olmaz. Hadi ben çok terledim. Evet arkadaşlar geldik kuaföre. Birazdan fön bir şekilde inşallah göreceksiniz saçımı. Geldik çok şükür. Yürüdüm. Hadi bakalım güzel. Gayet şu an gidiyor. Fönü olunca göstereceğim. Arkadaşlar şimdi biraz böyle dinleneyim dedim. Oturduk. Gayet güzel şey AVM'de falan da böyle yine toparlayarak yürüdük. Sıkıntı yok. Sıkıntı stres yok şu deniz varken. Ne ayakta kadar sıkıntı stres olabilir zaten. Yok ayakta fazla duramıyorum öyle hemen. Ya bel ağrısı çok oluyor gerçekten. O şekilde çok güzel güneş geliyor. Bakar mısın? Şimdi size manzarayı göstereceğim. Bakalım ondan sonra. O saçın ayrılığını ne biçim yaptırmışsın? Beğenmedim onu. Evet. Fön çektim ama sanki fön biraz şey oldu sonradan. Evet bozuldu. Bozuldu. Şey oldu nemden. Nem çok var arkadaşlar. Çok sıcak. Evet arkadaşlar saçımı şu an nemden rezil oluşunu izliyorum. Gerçekten canlı canlı çok fena oldu. Boşuna gitti fön yani. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok önemli bir güne şahit olduk. Beraber ilk yürümem aslında yani bildiğiniz emeklemeden yürümeye başladım. Hep beraber bunları gördük. Hepinizi çok seviyorum. Bu güzel denizle beraber kapatmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tabii ki ne yapıyorsunuz? Videoyu beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz ve yorum bırakıyorsunuz. Yani yorumlarınızı merak ediyorum. Tebrik mesajları bekliyorum sizden. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.